Merhaba arkadaşlar, Alanya'nın tarihini ve güzel doğasını benimle paylaşmak ister misiniz? Ben sizinle paylaşmak istiyorum. Giriş ücreti 12,5 diyor ama kimse yok görevli. Bozuk bende de yok. İçim yok. Yoksa yapacak bir şey yok. Alanya Arkeoloji Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden getirilen Tunç Çağı, Urartu, Firik ve Lidya dönemine ait eserler ve çevreden o güne kadar toplanan eserler ile 1967 yılında açılmıştır arkadaşlar. Benim birçok kez gelmiş olduğum bu müzeyi bugün sizinle birlikte gezmek isterim. Hadi başlayalım. Bayağıdır ziyaret etmiyorum. Bayağı değişmiş. En sevdiğim bölüm hemen size göstereyim, paralar. Roma İmparatorluğu dönemi sikkeleri. İlk açıldığından 2012 yılına kadar arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği bir müze iken arkadaşlar, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca bir yenileme çalışması yapılmıştır. Ben de 2012'den beri gelmiyordum. Antik sikkeler üzerindeki bu semboller antik şehirlerin temsilleri olduğu gibi aynı zamanda antik sikkelerin kolayca tanınmasını da sağlıyor. Hemen aşağıda millet antik sikkesi var. Ne kadar küçükler. Derin kaseler, çanak dibi, derin çanak hepsi mevcut. Alanya Kalesi'ndeki buluntular arkadaşlar, bunların hepsi. Figürlü çiniler. Çini bizim ülkemizde gerçekten çok önemli. Ezme kaba, ölçü kaşığı, yağ kapları, vazo. Ve nazar boncuklu kolyeler. Çok şık. Erkek heykeli ama kafası yok. Kireç taşı Roma döneminden kalma heykeller bunların hepsi. Ve burada da kafalılar var. Erkek büstü, mermer Roma dönemi. Ah canım, senin burnuna ne oldu böyle? Oo, muhteşem. Gerçekten muhteşem bir görsel. Bir dolu testi. Bu açıdan bakıldığında sembol ortaya çıkıyor. Kocamanmış bu arada. Bu da çok değişik. Salyangoza benziyor. Olta iğneleri arkadaşlar. Ağırlıklar ve olta iğneleri. En büyük ve en küçük deniz kabuklu canlılar. Müzenin en ünlü eseri mitolojide dramatik bir öyküsü olan Herakles heykelidir arkadaşlar bu arada. Mitolojik bir kahraman olan Herakles, Yunan mitolojisinde bu isim ile anılıyor evet ama bizim bildiğimiz ismi Herkül. İngilizce kaynaklarda Herkül olarak da geçmekte. Müzenin ayrı bir yerinde sergileniyor heykeli arkadaşlar. Ve Alanya Arkeoloji Müzesi'nin en meşhur eseri Herkül'ün heykeli. Müze gerçekten kendini restore etmiş. Bahçesi de çok hoştu. Devam edeceğiz zaten bahçeye. Thank you.
Allah'ın mucizesi çok küçüktür. Kolay gelsin. Gerçekten muhteşem bir manzarası vardır ve şu tavus kuşunun yanına öncelikle gitmek istiyorum. Kanatlarını açsan ne güzel olur ama biliyor musun? Gerçekten çok tatlı bir kuş cinsisin sen. Burada da açıkta bir tane var. Bakar mısınız? Seni takip ediyorum. O sanırım doğum yaptığı için arkadaşlar kafeste kapalı ama bu arkadaşımız dışarıda serbest geziyor. Kanatlarını açar mısın bize lütfen? Merhaba. Açmıyor arkadaşlar, inat et. Kuş cinsleri arasında en sevdiğim, böyle imrendiğim kuş cinsi gerçekten tavus kuşu arkadaşlar. Bu arada bahçenin diğer kısmına geldim. Size buraları da gezdireceğim. Devam edelim. Antik çağda ölü gömme geleneklerinde bu tarz tavutlar varmış. Köy kutuları bunlar arkadaşlar. Bir taraftan da böyle değişik değişikler. Yabancılar, Hristiyanlar şimdilik çanak gibi bir şeyin içine koyuyorlar küllerini ama eskiden bir mezarlık gibi bütün bunların içine yakıldıktan sonra ölü küller konulurmuş. Onların tabutları da bu oluyor. Bu bölüm boydan boya küllerin konulduğu tabutlar. Kuyu. Görsel olarak. Gerçekten dış bahçesiyle çok güzel bir müze. Alanya'ya yolunuz düşecek olursa Alanya Müzesi'ni gezmeden geçmeyin arkadaşlar. Zaten kale arkasında. Kleopatra plajına muhakkak gideceksinizdir. Şurayı da 10 dakika 15 dakikanızı ayırıp muhakkak gezin. Taşları arkadaşlar. Bulunduğu yerler hep Alanya. Değişik değişik yol taşları mevcut. Hem doğasıyla hem tarihiyle siz de katılmak isterseniz bu serüvene beni izlemeye devam edin. Sizi seviyorum. Görüşürüz diğer videoda.